farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden ve farklı dilden. Dünyanın dört bir yanından ülkemizin üniversitelerine geliyorlar. Hedefleri daha iyi bir eğitim, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir hayat. Onlar gönüllü elçiler. Ülkemizi ve kültürümüzü dünyaya taşıyacak olan gönüllü elçilerimiz. Bugün tarihin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman'daki gönüllü elçilerimizi ziyaret ediyoruz. Tarihi hakkında farklı tezler de olsa, insanoğlu yaklaşık 7000 yıldır bu topraklarda yaşıyor. İnsanlık tarım toplumuna bu bölgede geçti. Tarihin büyük uygarlıkları bu topraklarda kuruldu. Her yıl yüz binlerce turisti kendine çeken Nemrut Dağı, Adıyaman ilinin sınırları içinde yer alır ve güneşin doğuşuyla batışı en iyi buradan izlenir. Dünyanın en önemli tarihi eserlerinden olan 2000 yıllık heykeller Nemrut Dağı'ndan seyreder büyük ve bereketli toprakları. Bozkır ikliminin ortasında oluşturulan bir vaha gibidir Adıyaman Üniversitesi. Türkiye'nin 27. büyük üniversitesi, 13 fakülte, 1 konservatuvar, 3 enstitü, 3 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokuluyla yaklaşık 22 bin öğrenciye eğitim veriyor. Uygulama oteli, rasathanesi, araştırma laboratuvarları, uygulama ve araştırma merkezleri, eğitim ve araştırma hastanesiyle öğrencilerine, bilim dünyasına ve yöre halkına hizmet veriyor. 187 değişik branşta eğitim verince de dost ve kardeş ülkelerden gelen öğrencilerin akınına vuruyor. Adıyaman Üniversitesi önemli sorunlarını çözmüş olarak onlara kucak açıyor. Üniversitemizde yaşam oldukça kolay. Ayrıca biz genel itibariyle üniversite olarak öğrenci hayatını kolaylaştırmayı hedef bilmiş bir üniversiteyiz. Barınma bakımından yurt içinden gelen, yurt dışından gelen öğrenciler hepsi rahatlıkla barınma imkanı bulabiliyorlar. Yani yurt kapasitesi olarak önemli ölçüde kapasitemiz söz konusu. Üniversitemizde yabancılara Türkçe eğitimini, Türkçe eğitim merkezimiz vasıtasıyla deneyimli eğitmenlerimizle, hocalarımız sayesinde veriyoruz. Yurt dışından gelen öğrencilerle irtibatı olan dış ilişkiler büromuz var. Buradaki personelimiz zaman zaman biz tabii her yıl yurt dışına da gönderiyoruz. Bunlar vasıtasıyla tabii oryantasyon sağlanıyor. Firyuza Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmiş. Annesiyle beraber Türkiye'ye gelmiş ve sonrasında Türkiye'yi çok sevip yerleşmişler. Firyuza şimdi Adıyaman Üniversitesi'nde okuyor. İsmim Firyuza Hamrayeva, 24 yaşındayım. Bir seyahat amacıyla geldik annemle ikimiz. Onun üzerine de annem oturma izni açtıkça ben de Adıyaman Üniversitesi'ne başvurdum. O şekilde okulu kazandım ve okumaya devam ettim. Türkmenistan'dan gelen bir öğrenci Türkçeyi pek yadırgamazken, Afrika'dan gelen öğrencileri daha zor bir süreç bekliyor. Ali 2001 yılında Türkiye'ye gelmiş ve başlarda çok zorlanmasına rağmen şimdi tekerleme bile söyleyebiliyor. Türkiye'yi 2011'de geldim. İlk geldiğimde Türkçeyi hiç bilmiyordum. Geldikten sonra Türkçe eğitimi gördük. Mesela zorlandığım bir cümle olarak yani tekrar etmeye çalıştım. Mesela Şemsi Paşa Bezazı'nda sesi büsü sesi celer gibi. Zor yani. Suriye'den gelen Heba, İstanbul'da öğrenmeye başladığı Türkçeyi üniversite öğrenimi sırasında iyice ilerletmiş. Türkçeyi ilk önce İstanbul'da dershaneye gittim, kurs aldım. Sonra ama en çok yani üniversitede öğrendim. Türkçe genelde yani kolay. Ama bazı elbette yani bazı zorlukları yaşadım. Kentler en çok sahip oldukları tarihi ve turistik eserlerle, ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden kalma izlerle anılırlar.
Adıyaman'da zengin bir tarihi mirasa sahip ve ziyarete gelenlerden esirgemiyor güzelliklerini. Her öğrenci kendi ülkesindeki eserleri bilerek geliyor ve burada farklı bir kültürle karşılaşıp ruhen zenginleşiyor. Şehirler tarihi mekanları sayesinde tanınırlar ve tarihi mekanlar şehirleri dünyada meşhur, tanınır kılar. Bizim Türkmenistan'da da Sultan Sancar, Köyne Örgenç, ondan sonra Cehennem Kapısı gibi tarihi yerler vardır. Bir insanın öğrenme ve katkı sunma süreci 4 aşamadan oluşsa da daha farklı etkileşimler insan gelişiminde çok önemli. Yaşadığı kentin tarihi, kültürel birikimi ve dokusu insan hayatında çok önemli izler bırakıyor. Bunu bilen üniversite öğretim üyeleri de yabancı öğrencileri sık sık gezilere çıkartıyor. Türk gelenekleri, yaşam tarzı üzerine bilgiler veriyor. Adıyaman'ın tarihi dokusundaki geziler, öğrencilerde Türkiye'nin farklı bölgelerini gezme ve tanıma isteği uyandırıyor. Bir süre sonra Türkiye aşığı olan öğrenciler, kendi imkanlarıyla farklı şehirlere gidiyor ya da gitmenin hayallerini kuruyor. Türkiye'de gezip görmek istediğim Rize ili. Onların tarlalarını merak ediyorum. Çaylarıyla meşhur diyebiliyorum. Ondan dolayı o kültürü, şarkıları farklı olduğu için, konuşmaları farklı olduğu için sürekli o kültürü merak ediyorum. İnşallah da gidip görürüm. Türkiye'de en çok istediğim görmeyi İstanbul ve Trabzon ama daha gitmedim. Şehir olarak gittim bazı şehirler. Mesela Rize'ye gittim, Trabzon'a gittim, Antalya'ya gittim, Edirne'ye gittim, Kayseri, Orta Anadolu'ya gittim, Bursa, Yalova, Malatya'ya gittim, Erciyes'e gittim, kayak yaptım. Hem de kaza şey oldu arkadaşımla. Ama gerçekten çok mutlu oldum. Uluslararası öğrencilerimizden 4 arkadaşımız bugün stüdyo konuğumuz. Programımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yabancı öğrencilerimizin anlata anlata bitiremediği özelliklerimizin başında konukseverliğimiz ve yardımseverliğimiz geliyor. Tüm öğrencilerin ortak görüşü, Türkiye'de çok iyi karşılandıkları ve çok yardım gördükleri. Hocalardan şehir halkına kadar tüm Adıyaman, öğrencileri rahat ettirmek, hayatlarını kolaylaştırmak için uğraş veriyor. Türk öğretmenlerden olsun, hocalardan olsun, onlar yardım etti. Sonra Adıyaman'a geldim. Adıyaman'da da vakıflar olsun, dernekler olsun, onlar da sahip çıktı. Üniversitenin danışmanlar olsun, hepsi de çok, Allah onlardan razı olsun, hepsi de sahip çıktılar, sevdiler. Biz de onları seviyoruz. Çok iyi karşıladılar, buraya gelmemi sevindiler. İlk yabancı olarak Adıyaman Üniversitesi için. Güzel geçti, güzel oldu. Türkiye'ye 2012 başından geldim Türkiye'ye. Çok iyi hissettim, çok mutlu oldum. Halk olarak, insanlar olarak aramızda çok iyi oldu. Yani ailem gibi hissettim. Gurbet biraz zor ama yavaş yavaş alıştık yani. Adıyaman birinci mesela halk olarak çok iyiler gerçekten. Yani yabancı olarak hissetmiyorum. Adıyaman güzel bir yer, sakin bir yer, güvenli. Yani hatta mesela bir işim yapmak istersem çok süre sürmüyor. Yani hemen şey yapıyorum yani. Türkiye o da ikinci vatanımız yani hesaplıyorum. Yani birinci vatanım Yemen, sonra Türkiye hatta çok seviyorum. Türkiye çok seviyorum. Düzdara yar, düzdara yar zülfün. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler Anadolu türküleriyle tanışıyor, öğreniyor ve kısa bir zamanda söylemeye başlıyorlar. Anadolu'nun binlerce yıllık ezgileri bu sayede dünyaya yayılıyor. Yar zülfün düzdara, 90 mektebin bacaları var.
vay vay ne 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 vay. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın başlattığı Gençlik Merkezleri Akademileri 81 ilimizde faaliyette bulunuyor. Ve yurt dışından gelen gönüllü elçilerimize de hizmet veriyor. Uluslararası öğrencilerimiz boş vakitlerinde bu akademilere gelerek farklı konularda eğitim alabiliyorlar. Kısa zamanda 1,5 milyon üyeye ulaşan akademilerde gençler için 6 farklı tema belirlendi. Bu temalar, değerler, dil eğitimi, dini ilimler, inovasyon, sosyal bilimler ve kişisel gelişim atölyelerinden oluşuyor. Gençlerin bilimsel, sanatsal, dini, sportif ve kişisel eğitim alabilecekleri bu akademiler, yakın geleceğin en büyük cazibe merkezleri olmaya aday. Akademiler, yüzlerce aktivitenin yanında, belirli konularda uzmanlaşmış kişileri de gençlerle buluşturarak onlara katkı sağlıyor, yeni perspektifler, yeni açılımlar sunuyor. Her şey, gençleri iyiye, güzele, doğruya yönlendirebilmek ve gelecek nesillerimizi daha iyi eğitebilmek için. Her şey yarınların güzel ve güçlü Türkiye'si için. Bizim ülkedeki üniversiteler yani gelişme olarak burada daha çok gelişmiş. Buradaki eğitimle oradaki eğitim bir değil, buradaki daha kaliteli bir eğitim var. İnşallah buraya güzel bir eğitim alıp ülkemize geri dönmeyi düşünüyoruz. Orada güzel eğitimler verip insanları yetiştirmeyi düşünüyoruz. Gönüllü elçilerin Türkiye'de geçirdikleri süre bütün hayatlarına yansıyacak. Ülkelerine döndüklerinde anlatacakları anılar, Türkiye'nin misafirperverliği ve insanımızın yardımseverliği dilden dile, nesilden nesile aktarılacak ve dünyanın Türkiye'ye bakışını olumlu yönde etkileyecek. Türkler yardımsever. İkinci vatanımız gibi yani. Başka yerde olmaktan Türkiye olmak daha iyi benim için. Gönlünün şirinin aşkı sarınca, yol almış hayatın ufuklarınca, o hızla dağları ferhat yarınca başlamış akma çoban çeşmesi. Şemsi başa bezazında sesi büsü sesi celer. Türk yemekleri çok lezzetli gerçekten. Lahmacun ve çiğ köfte yemeyi seviyorum. Patates, biber, patlıcan. Patates, biber, patlıcan. Tatlılardan da baklavayı çok seviyorum. Binlerce anı, binlerce ezgi, binlerce tat.